Merhabalar. Yeni bir taktik dansları videomuzda sizlerle birlikteyiz. Fransa'yı ben oynatıyorum. Osmanlı'yı Furkan oynatıyor ve rakiplerimiz bu şekilde. Şu an çok dehşet bir sahneyi görüyoruz. Rus toplarını kovalıyorum şu anda. Gerçekten dehşet bir sahne. Rus topları şu an benim süvarilerimden kaçıyor. Şuradaki süvari benim süvarim. Daha savaşın başında olmamıza rağmen Ruslar çok baskı görmeye başladı. Gördüğünüz gibi Rus toplarını kovalıyorum. Rus süvarileri beni durdurmaya çalışıyor ancak ben devam ediyorum. Ve topları indirmeye çalışıyorum. Müthiş bir saldırı Kerem Bertan'dan. Toplar indi, Rus topları bitti. Şimdi diğer Rus topçusuna doğru saldırıyorum. Savaşın başında gerçekten dehşet bir sahne. Diğer Fransız müttefiki yardım etmeye çalışıyor. Ama bir şey yapamıyor. Rus generalin yanına kadar yaklaştım. Gerçekten dehşet. Ve bu kadar asker beni durduramıyorlar. Rus generali de indirirsen artık savaşın başında bu bir rekor olacak. Bu kadar süvari beni durdurmaya çalışıyor şu an. Şu mouse'la gösterdim. Fransız süvarisi benim süvarim. Ve sonunda pes etti. Osmanlı ordusu Furkan yönetiyor işte dediğim gibi az önce de söylediğim gibi. Şu Fransızları ben yönetiyorum mouse'la gösterdiklerime. Ruslar diziliyor, piyadelerini diziyorlar, formasyonlarını alıyorlar. Rus nişancıları üzerimize sağlam atış yaptılar. Nişancılarımı dizmekte biraz sersemledim. Osmanlılara baktığımız zaman onlar da diziliyorlar, formasyonlarını almışlar. Tekrar bizim cephemize dönelim. Osmanlı süvarileri koordinasyonlarını kaybettiler. Tekrardan geriye dönüyorlar. Fransız süvarisi açık arıyor. Saldırmak için açık arıyor. Şu mouse'la gösterdiğim bölgede. Rus piyadesi Fransız süvarisinin saldırdığını görünce kara formasyon alıp panikledi. Rus nişancıları panikledi. Fransız piyadelerinin kalabalık bir şekilde geldiklerini görünce. Ve diğer kanattan da süvarilerimi göndermeyi planlıyorum. Ancak sonra vazgeçiyorum. Oranın yeterli kadar açık olmadığını düşünüyorum. Ruslar nişancılarını dizemiyorlar. Koordinasyonlarını kaybetmiş gibi gözüküyor Ruslar. Çünkü nişancılarını dizememişler. Piyadelerimi öne çıkardığım için, arkada bekleyen piyadelerimi öne çıkardığım için nişancı formasyonunu kaybediyor. Şimdi Furkan'ın cephesine bakalım. Osmanlılar Fransızları kuşatmış. Güzel. Güzel, bayağı koordineli şu an Osmanlı ordusu. Yeniçerileri düşman üzerine salmış. Piyadeleriyle de destek sağlıyor. Burası bayağı zayıf gözüküyor Fransızların. Buraya bayağı daha yüklenilebilir. Bayağı zayıf burası. Hiç arkası savunmasız. Şimdi tekrar bizim cephemize bakalım. Şu mouse'la gösterdiğim yerde nişancılarımı geriye çektim. Piyadelerimi ön tarafa aldım. Daha yoğun bir ateş gücü sağlayabilmek için. Rus topları şu an devreye girdi. Ancak onlar da ne kadar başarılı olur merak konusu. Piyade desteği alamayan bir ordu sadece toplarıyla ne kadar başarılı olabilir? Ve şimdi şu merkez bölgesi mouse'la gösterdiğim yerde koordinasyonlu sert bir hücuma kalkmayı planlıyorum. Birazdan çok sert bir hücuma kalkacağız. Düşman topları da üzerimize atışlarını yapıyorlar.
O düşman toplarını indirebilmek için, o Rus toplarını indirebilmek için süvari ve piyade gücümü hepsini birden organize bir şekilde hücuma kaldırmam lazım. Rusların organizasyonu çok yavaş gözüküyor. Nişancıları o son almakta çok gecikiyor. Çok sersemlediler. Müttefikleri yardıma geliyor onlara sol kanatta ama onlara ne kadar yardım edebilir ve hücuma kalkıyoruz. Şöyle ağır çekimi alalım. Gördüğünüz gibi hücuma kalkıyor Fransızlar. Kerem Bertan'ın ordusu. Bakın piyadelerimi ön tarafa alıyorum. Süvarilerimi hücuma kalktım. Ayrı kanattan da süvarimle hücuma kalktım. Hem buradan hem buradan süvarimle hücuma kalktığım için hangisini kontrol edeceğini, nerede kara formasyon alacağını hesap edemiyor. Burada kara formasyon alıyor ama diğer taraftan da süvarimle hücuma kalktığım için burada kara formasyon alamadı mesela. Piyadelerimi şu mouse'da gösterdiğim yerde ön tarafa aldım. Şimdi yoğun bir ateş başlayacak. O da süvarisiyle hücuma kalktı. Bu akıllı bir manevra. Ancak ben hazırım. Rus cephesi şu an bayağı bir sersemledi. Top atışlarına devam ediyorlar. Ancak Fransızlar sağlam gözüküyor. Süvarisiyle benim süvarilerimi kovalamaya, cephesinden geriye püskürtmeye çalışıyor ama bu daha da fazla kargaşaya sebebiyet veriyor. Halbuki süvarileriyle benim cepheme saldırması lazım. Süvarileriyle kendi cephesindeki askerleri kovalamaya çalıştığı için daha da kargaşaya sebebiyet veriyor. Şimdi benim cepheme doğru saldırmaya başladı. Ordusuna moral verip ben de hemen kara formasyonu aldım. Süvarilerim Rus generalinin dibine kadar geldiler. Orduma moral verdim. Arkadaki piyadeler ve öndeki piyadeleri tekrar yer değiştiriyorum. Yoğun atışlarım devam edecek. Bir de bizim cephemizden bakalım şöyle savaşa. Bayağı bir sıkıştırdık gördüğünüz gibi. Generaller şu mouse'la gösterdiğim yerde ölmek üzere. Furkan'ın cephesine de Furkan'la düşman generalini yakalıyor. General yakalama konusunda bayağı maharetli zaten Furkan. Güzel, düşman generali öldü. Rus generali de öldü. Müttefiğimle beraber yine çok güzel bir savaşa imza attık. Süvari hücumu var üzerimize doğru ancak geriye püskürtüyoruz. Arkada bekleyen pozisyon almış askerlerim geriye püskürtmeye başardı Rus süvarisini. Şimdi old guard'ları öne sürüyorum. Yaşlı muhafızlar var. Onları şimdi öne sürüyorum. Ya yani bir tanesini arka, 3 tanesini bir de arkaya çekiyorum. Onlar barutlarını dolduruyor. Sonra öndekinin barutları bitince onu geriye çekiyorum. Onu dinlendiriyorum. Gerçi dinlenme var mı oyunda? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Dinlenme yok galiba. Yorulma var da yani enerji toplama diye bir şey yok. Ama olsun, sonuçta barutlarını dolduruyor. Barut doldurma var sonuçta. Düşman topları da imha oluyor müttefiğimin desteğiyle. Tamamen sıkıştılar. Yoğun barut atışları Rusların üzerine yağıyor adeta. Hızlandırabiliriz artık, savaşın sonuna geldik. 2-2 savaşlarımız devam edebilir. 1-1 savaşları da yapıyorum. Yüzlerce savaş var kanalımda. Onları da seyredin kıymetli dostlar.
Ve savaşın sonuna geldik. Furki 38, Kerem Bertan 93, Lightning. Bu şekilde skorlar. 882 kişi vurmuş, 992 kişi vurmuş. Bu şekilde skorlar da bu şekilde. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Devam edecek videolarımız inşallah. Bakalım taktik dansları. Bu dans nereye kadar devam edecek? Sürekli dans ediyoruz. Nereye kadar? Bu danslar nereye kadar devam edecek? Taktik dansları serimiz yeni bölümleriyle sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Hoşça kalın.